Merhaba değerli izleyicilerimiz. Bugün itibariyle evet, Erzurum kampını bitiren Pazar Spor evet, birkaç günde istirahat ettikten sonra evet, Pazar'da artık lig çalışmalarına başladı. Şu an itibariyle evet, 16.30 itibariyle takım sahaya geldi. Hocamız bir toplantı yaptı ve toplantının ardından şu an gördüğünüz itibariyle hafif ısınmalar, koşular başladı ve biz de yavaş yavaş evet, Ramazan hocamıza doğru yöneliyoruz ve artık son haftaya yaklaştık. Hocam kolay gelsin. Teşekkürler. Tekrar hoş geldiniz. Evet, sizleri tabii dört gözle bekliyorduk. Aynı zamanda maçları dört gözle bekliyoruz. Erzurum kampını bitirdiniz. Artık son gelişmeleri sizden alabiliriz mi? Durum nedir? Evet, söz sizde hocam. Evet. Teşekkür ederim. Evet, Erzurum kampını bitirdik. Üç gün takımımıza bir dinlenmesi için müsaade ettik. Bugün topbaşı yaptık bugün itibarıyla. Erzurum kampında dört tane hazırlık maçı yaptık. İki galibiyet, iki mağlubiyet aldık. Fakat yani Erzurum'da o istediğimiz takımımızdan oyun anlayışı olsun, takımın istekli duruşu olsun, bu konuda verimli bir kamp dönemi geçirdik. Kuvvet anlamında da yine verimli bir kamp dönemi geçirdik. Artılarımızı gördük, eksilerimizi gördük, neler yapabileceğimizi gördük. Burada tabii sporcu kardeşlerimiz de ifade etmiştik. Hazırlık maçlar, müsabakalar her zaman bizim için bir demodur. Orada işte lig boyunca uzun olacak ligimiz. Lig boyunca neler bizi daha iyiye getirebilir, neler bizi daha geriye getirebilir. Bunları analiz ettik. İyi de verimli de bir kamp dönemi geçti. Planlamamıza göre yani katabilirsek bir 4-5 oyuncu daha katmayı düşünüyoruz. Oradaki eksiklerimiz bu şekilde değerlendirdik futbol şubemizle birlikte. Transferin bitmesine 13 Eylül'de bitiyor sanırım. 13 Eylül'de kadar 4-5 oyuncu daha katmayı düşünüyoruz. Eksiklerimizi tamamlayıp diri, mücadele gücü yüksek bir Pazarspor taraftarlarına izletmeyi planlıyoruz. Bu şekilde kampı değerlendirebiliriz. Hocam herhangi bir sakatlığımız falan herhangi bir şey var mı şu an itibariyle takımda? Sakatlığımız Muhammed Emre Kalkan'ın bir ameliyat sonrası fizyoterapi durumu vardı. Onunla ilgili kuvvetlenme olayı devam ediyor. Onun dışında ciddi anlamda sakatlığımız yok. Dediğim gibi verimli bir kamp dönemi geçirdi. Ciddi sakatlıklar vermeden çünkü çok önemliydi bu. Güzel bir kamp dönemi geçirdik. Şu anda takımımız iyi. Bilindiği gibi de ilk hafta İstanbul'a gideceğiz. Evet. Burası da önemli. İstanbul bizim ikinci iç saha maçımız gibi görüyoruz bazen. Bizim futbol oynadığımız dönemde de böyleydi. Desteklerini her zaman esirgemeden taraftarlarımız bizi hiç yalnız bırakmıyor İstanbul'da. İnşallah onların da emeklerine karşılık orada onların da seyir zevkini güzel bir şekilde götürecek. Tabii ki en önemlisi de seyir zevkinin önemlisi. Biz orada puan ve puanlarla dönmeyi düşünüp güzel bir İstanbul hatırası bırakmak istiyoruz. Hocam çok teşekkür ederiz. Değerli izleyicilerimiz, hocamız Ramazan Öztürk'le yapmış olduğumuz röportajı izlediniz. Artık pazardalar bol bol. Evet, sizlere haberleri ileteceğiz. Gördüğünüz gibi şu an itibariyle takım hafif ısınıyor. Daha sonra çalışmalarını yapacak. Evet, bu arada bu yine hafta sonuna yakın Cuma günde evet, stadımızda aynı zamanda Rize Spor'un U19 takımı ve yine Pazar Spor'un bir hazırlık maçı olacak. Trabzon evet, Trabzon'da bir takımla yine hazırlık maçı olacak. Detayları sizlere bildireceğiz. Gördüğünüz gibi takım Erzurum'dan bomba gibi geldi. Şimdi ise burada hazırlıklarına devam ediyor. Evet, tüm gelişmeleri gündem haber.net'ten bizden alabilirsiniz. Evet, resimler, fotoğraflar gündempazar.net'te ve aynı zamanda dediğimiz gibi lütfi.kobal Facebook adresini takip edebilirsiniz. Yine ayrıca evet, Birlik Haber Ajansı var. Birlik Haber Ajansı'ndan da evet, tüm gelişmeleri hem Rize haberlerini hem de Türkiye ve dünya genel haberlerini Birlik Haber Ajansı'ndan da takip edebilirsiniz. Evet, tüm ve tüm ayrıntıları sizlere aktarmaya devam edeceğiz.